Arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi video çekecek. Bizim hanıma dedim ki bizim karıya. Bir tane gömlek vermişti bana siyah. Göbek biraz şişmiş ya. Sarmayaydı ben dedim abi bunu değiş de daha geniş gömlek var onu getir bana. Şimdi o gömleği verdim bana az önce. Videoya başlamadan önce. İletişim deyip bana ki şiştin da şiştin şiştin da şiştin. Ulan şiştik de durmadan künefe, unefe, abrolara bir şeyle deyip vereyim bana. Tamam mı? Ondan sonra da deyip bana şiştin de şiştin. Etme o kadar. Edeyi patlatayım karnımı, ebi gömlekle sarmaya beni. Ha bu biraz genişti dedim ki getir genişini de bu sarmaya beni, düğmeleri açılayım. Ondan çekelim videoyu. Az da gülmedik. Şimdi arkadaşlar. Konu ne biliyor musun? Konu rahmetli babamın eskiden bizim bu köylerde 5 kişi veya 6 kişi Almanya'da çalışırdı çok eskiden. Yani kaç derde? Kıbrıs Savaşı 74'te oldu herhalde. Rahmetli babam o zaman temelli geldi. Kıbrıs Savaşı olduğu zaman temelli geldi. İşte kaç sene olduğunu şimdi 2021 kaç sene idi? 10 hesabını siz edersiniz. O seneden bu seneye kaç sene öyle. Yani 74 denirsen bu seneye kadar kaç sene olduğunun hesabını edersiniz siz. Ben o zaman kaç yaşındaydım işte. Gençim yani. Yani çok küçük çocuk değil de normal. O zaman eşkıya zamanı, eşkıya yani kaçaklar yakalanmazdı, dağlarda dururdular. Rahmetli babam da geldiği zaman, mesela köyün merkezine geldiği zaman bazen gece olurdu. Araba yolu yok buralara. Merkeze geldi mi, gece oldu mu ne yapardı babam? Büyük Kur'an kursu vardı bizim burada merkezde, şimdi yıktılarını yapacaklarını inşallah. Onda kalırdı. Yani buraya çıkma, 10 dakikalık yola ceze çıkma korkardı yani. Eşkıya zamanı adam çekerse aslında Almanya'dan geliyorsun. Para sende. O zaman Almanya'dan gelen tamam da köyün valisi kaymakamı da para onda. Neyse oraya kalırdı. Tabii bizim bu dayıoğulları var burada. O zaman müjde eden genç çocuklar vardı. Mesela birinin bir yakını bir yerden geldi mi mesela anneme bizim dayıoğlu müjde ederdi. İmdat diye biri vardı o. Onun da bir buyuğu var Dursun. Dursun biraz koşamazdı imdat geçerdini. Koşmadan müjde edecek ya halasına. Yabancımız değiller. Halasına müjde ederdi. O zaman müjde etme parası 20 kuruş. Kim müjde ederse hangi eve edersen et 20 kuruş alırsın yani. Tabii evisi gün babam, benim bir de dayım vardı, atları matları vardı. Onlar da haberi alırdı tabii. İşte dayımız geldi diye oğulları, babam dayıları ölüyor oğullarının. İki tane at geldi, binek atları. Öyle boyuk atlardan geldi. Hemen tak Kur'an kursunlara yanaşırdılar. Babam kursdan inerdi altına tabii. Buraya gelecek ya bu eve. İnerdi, bir tane ata valizleri koydu. 4-5 tane, 6 tane valizi olurdu. O zaman böyle amşam, mebuseler yok idi. Onlar hep oradan gelirdi yani. Oran mebuseleri meşhurdu nasılsa. Oradan gelirdi. Babam da 10'deki ata binerdi. O yeğeni de yuları tutardı. Böyle yani toprak yollardan yukarı babam gelirdi. Babam gelirdi ama nasıl gelirdi? Kafada Alman fotör ya. Böyle çömeli fotörler var ya. Onlardan o Almanlar takar onlardan. Onlardan bir tane elde şarvele yüzük. Asa genişti. Ey gidi cinler be. Babam atlarla geliyor. Arkaçı at yük dolu. Yani bağıl dolu, elbise dolu. Gelirdi buraya tabiye. Babam indirirdi altına. Babam gelirdi. Müjde 70 yaşını bizim dayı oğlu. Sabah namazı evin üstüne bekliyor. Gitmeyiz bir yere. Dayısı geldi mi müjdeyi alacak. Anneme de öyle para yok ki o zaman. O da diyor ya dayancalı değil mi verir. Gitmez oraya yat diye bunun üstüne. Parayı alacak gidecek. Öyle para nerede var o zaman. Babam gelirdi. Ey gidi cinler be. Ey gidi çocukluk.
Altına odamıza bağları açardı şimdi babam. En önce daha bize olan bağları açmadan önce annesine babasına giden bağlı getirirdi oraya. Onları verirdi. Ondan sonra kız kardeşlerinin elbise getirirdi onlara. Onların şeyleri ayırırdı. Ondan sonra da bize getirdiği eşyaların bağları açardı babam. Mesela atardı bize. Al bu senin, bu senin. Ne mesela ne tişört, gömlek, ayakkabı, pontul, Almanya'dan gelen şeyler yani. Onları atardı bize. Kucaklarımızda vardı elbise. Oh hevesçim biz genç çocuk ya. Ceyinirdik tabii babamız Almanya'dan camı sevinmiştik. Bir de ben babamı çok çok felaket severdim yani. Rahmetli babamı çok severdim. Her Almanya'ya gidişine de ağlardım yani. Peşine ağlardım yani. O kadar bir severdim onu. Allah bütün sizin de babalarınıza ölmüşseler Allah rahmet etsin. Ölmemişseler de bak ben size bir şey diyeyim. Ölmemişseler bile annenizin babası, babanız, anneniz ölmemişse sarılın ona, bu videoyu seyrettiniz mi? Sarılın ona, yanaklarını dişleyin. Şu yanakları var ya, dişle ya. Erkek avlat babasını öyle sarılamaz. Öyle bir yaratılış var erkeğin içine. Ya sen sarıl, dişle. Baban gitti mi? 2 sene sonra baba ismi kalkar. Baban öldü mü? 2 sene daha gider ismi. Ondan sonra baba ismi kalkar. Başlarla sağ senin ismini deme. Mesela biz babamın adı Fikri. Daha Fikri'nin namı kimse değil mi? Ahmet değil. Lazdaydı, Ahmet değil. Ne oldu? İsim silindi. Çınar ağacı yıkıldı. Büyük dalle ağacdır o. Öyle düşün sen. Gidersin dibine serinlenirsin. Ya bir çesene orada. Bak ne kadar boşluk oluyor ya. Kapındaki bir meyve ağacını bir kes. Yaprak atsan, dal atsan ağacı bir kes bakalım. Bir bak ora ne oluyor. Onun için sağlığınıza annenizin babanızın duasını alın arkadaşlar. Yani bu videoyu çekmemizin amacı budur. Buradan Laz Dayı'dan gençlere, hepsine beni takip edenen hepsi de genç. Şu anda izliyorsun ya beni ailenle beraber, çoluk çocuğunla, annenle babanla. Ya bu Laz Dayı böyle dedi, anne gel sana bir sarılayım. Tamam mı? Öyle de ona, op onu dişli onu. Gittiği zaman eyvah para etmez. Karıyı bulursun ha. Ben sana karın dışarı at demiyorum ha. Karın Allah göstermesin, ölmezsin. Karın öldü mü yetimsin. Sen de ölürsen karın yetimdir. Ama ana baba gitti, daha ana baba yok. Ana baba daha bulamaz. Ama diğerleri bulursun. Evlat da bulamazsın. Evladın acısı da çok kötüdür. Öyle derler, yaşamadık. Allah da kimseye yaşatmasın yani. Onun için kardeşim gençler, beni hep siz takip ediyorsunuz. Videoyu izlerken o şimdi annen de oradan illa ki dinleyin, sesimiz duyuluyor ona. Hemen don ona. Laz Dayı böyle dedi anne. Gırgış amata. Laz Dayı böyle dedi anne. Gel bir öpeceğim seni. Babana. Gel bir öpeceğim seni. De. Zarar etmesin. Kar edersin. Sevgili gençler, öyle dedik eşçilerden, güzel böyle manilerden bir şey edelim. Bak benim babam Almanya'ya gittiği zaman bana bu annem, amcalarım çay toplardık buz buraya. Ben de peşlerine giderdim yani, biliyor musun? Babam Almanya'da mı askerde mi oraya bilmiyorum. Ben ne yaparmışım biliyor musun? Uçak geçiyor ya ta yukarıdan, buradan Karadeniz'de böyle yakından uçak geçmez. Çok uzaktan yukarıdan uçak geçtiği zaman sepetler vardı bizim burada. Bana amcalarım bağırıyordu ki ağam baban uçakta atlayacak, sepeti kaldır havaya. Ben de sepeti kaldırdım. Zannederdim babam oradan atlayacak sepetin içine. Bak ne kadar küçük çocuğudum ki onun hasreti vardı ki içerime. Baban oradan düşecek sepetin içine dediler bana. Ben de o boş sepeti böyle kaldırdım, bakardım yukarıya gökyüzüne. Onlar şimdi anlatırlar bana onlar. Onun için hepinize Laz Dayı tesislerinden saygı ve selam olsun. Ha böyle eskilerden dedik, hep her şeye video ediyoruz. Bir de böyle babalarımızı, analarımızı anlatalım. İzleyen gençler bizi takip ediyorlar. Allah razı olsun onlardan. Onlar da analarına, babalarına sarılsınlar.
belki biz daha bir sebep alırız. Onların içeleri bir oh dediği zaman yeter ona. Yeter. Ana baba seni her zaman öper dişleyemez. Sen ona biraz yakınlık göster. Anladın mı sen? Sen ona ne yaparsan senin çocuğun da sana aynısını yapacak. Bak bunu böyle bil. Sen anana babana ne kadar taşırsan sana da oğlun, çoluğun, çocuğun öyle taşır. Bunu böyle bil. Ve öteki dünyada cenneti kazanırsın kardeşim. Rize'nin Asmalık Mahallesi tesislerinden kan gibi çay üreticisi Lazdağ'dan hepinize saygılar, sevgiler olsun uşaklar. YouTube'dan abone olursanız sevinir tabii Lazdağ'ı.